Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane, nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcut. Tarifime başlamadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Tarifime başlıyorum. İlk olarak 175 gram kadar oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırma kabına alalım. 1 su bardağından biraz eksik esmer şekeri, çeyrek su bardağı kadar toz şekeri, 2 adet yumurtayı, 1 yemek kaşığı nişastayı üzerine ekleyerek tüm malzemeleri güzelce yoğuralım, karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 ml'lik olanlardan, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Üzerine 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu, yarım çay kaşığı kadar karbonat, 1 paket vanilya ve parmağımın ucuyla çok az miktarda da tuz ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Az önce de belirttiğim gibi unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak dokulu bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kesinlikle sert olmamalı. Ben azar azar ekleyerek hamurumu istediğim kıvama getirdim. Toplamda 2,5 su bardağından 1 yemek kaşığı kadar fazla, çok az fazla olacak şekilde un kullanarak hamurum istediğim kıvama geldi. Sizlere yakından da dokusunu göstereceğim birazdan, kıvamının nasıl olması gerektiğini. Hamurumuz yoğrulduktan sonra üzerine sadece damla çikolatayı ekliyoruz. 1 su bardağı kadar bitter damla çikolata ekledim. Daha yoğun olsun isterseniz daha fazla miktarda da ekleyebilirsiniz. Çikolatayı da ekledikten sonra şöyle son bir defa tekrar yoğuruyorum ve ardından şekil verme işlemine geçeceğim. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, kıvamı şahane bir hamur oluyor. Kesinlikle sert bir hamur değil. Şekil vermekte oldukça pratik. Gördüğünüz gibi elimle küçük parçalar koparıyorum. Hiç yuvarlamakla ya da farklı aparatlarla uğraşmadan direkt fırın kabına sıralıyorum ve fırına veriyorum. 170 derecelik fırında tam olarak 13 dakikada istediğim şekilde pişiyor. Bu ölçülerle hazırladığınızda kurabiyeyi 3 tepsi kurabiye çıkıyor. Küçük küçük parçalar kopardığımızdan tek seferde pişmiyor. Ama kısa sürede piştiğinden yine çok fazla vakit aldığını söyleyemem. Hızlıca pişen diğer kurabiyeleri de üzerine ekliyorum. Uzun süre tazeliğini muhafaza eden harika bir kurabiye oluyor. Lezzeti konusunda da denerseniz eğer bana kesinlikle hak vereceksiniz. Lezzetini beğenmeyen çıkmadı şimdiye kadar. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.